Arkadaşlar merhabalar. Uzun bir aradan sonra SketchUp derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir billboard tasarım yapıp fotoğraf üzerine bunu nasıl yerleştirebiliriz? Bu videomuzda buna değineceğiz. Videolarımızdan birine bir arkadaşımız yorum olarak atmış. Şu anda adını tam hatırlamıyorum. Böyle bir billboard çalışmasını fotoğraf üstüne nasıl yapabiliriz diye. Ben de bu çalışmamızda bunu sizlere göstereceğim. Tabii çok detaylı bir billboard olmayacak. Basit bir şekilde mantığını göstermek amacıyla nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim. Şöyle bir tabela yaptım. Yani billboard reklamı gibi bir şey yaptım. Burada biraz kendimin reklamını yaptım ama olsun artık o kadar da. Şöyle basit bir billboard yaparak bunu şu gördüğümüz fotoğrafın üstüne şu kaldırım değil aslında sokağın şu orta kısmına falan bir yere koyacağız. Bakalım nasıl olacak, hep birlikte bir görelim. Ben de merak ediyorum nasıl olacak. Hep birlikte bir deneyelim. Şimdi SketchUp açıyoruz. Hemen şuradan File New dedim. Yeni bir sayfa açıyorum. Bu arada render işleminde V4 sürümünü kullanacağız. O da V Next mi? Öyle bir şey diye geçiyordu galiba. Diğer V sürümlerini de kullanabilirsiniz. Bu kısımda çok önemli değil zaten. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar hemen şuradan Windows'tan Model Info bölümünden ben genelde santimetre usulüyle çalıştığım için buraları santimetreyi ayarlıyorum ve kapattım. File Import diyorum. Hemen şuradan sokak resmini seçiyorum arkadaşlar. Şimdi burada hemen ayarlamalarımı yapmam gerekiyor. Mesela şöyle yapalım. X eksenini de şuraya şöyle hizalayabiliriz. Evet, bunu da şöyle hizalasak nasıl olur? Evet. Y eksenini de şuralara hizalasak nasıl olur? Mesela şu ızgara kısımdan referans alarak burada matching foto tekniğiyle burada kalibrasyon ayarları yapıyoruz kısacası. Şunu da şöyle koysak bakalım nasıl olmuş, bir görelim. Evet. Eksenlere koyduğumuz zaman yani bakın tam şu kesişim, yani şu bina şu kesişim noktasına koyduğum zaman düzgün duruyor gibi şu anda. Pek bir sırıtan bir kısım ben şu anda göremedim. Açıkçası gayet güzel duruyor diyebilirim. Boyut olarak da şu şekilde şu çöp kutusunu referans alarak insan boyutumuzu da şu şekilde ayarlıyorum. Burada ne yaptım, hemen kısaca bahsedeyim. Matching fotoyu bilmeyenler için hemen biraz kabaca bahsedeyim burada. Şimdi elimizde çektiğimiz bir fotoğraf olduğunu varsayalım. Ben bunu internetten buldum. Siz çektiğinizi varsayın veya internetten bulduğunuzu varsayın. Burada bizim X ve Y şu kırmızılar, X şu yeşillerde, Y ekseni mavi de Z ekseni oluyor. Bunlar zaten temel kullanıcılar biliyordur. Ben buradan fotoğrafımın üstünden kameramı kalibrasyon etmesi için bazı doğrultular bulmam gerekiyor. Mesela burada neyi kullanabilirdim? Şu kaldırım kısmını gayet düzgün bir şekilde fotoğrafında düzgün duruyor ve şu yol kısmının da çizgilerini referans alarak bu şekilde bir kalibrasyon yaptım. X ekseninde ve Y ekseninde de şu yerdeki ızgaraları varsayarak burada bir kalibrasyon işlemi uyguladım. Ve kenarlara koyduğum zaman binalarımı şu kısımlarına, ya yani şu dik kısımlarına koyduğum zaman Z ekseninde gayet düzgün durduğunu görebiliyorum. Bu şekilde de kalibrasyon yaparak fotoğraf üstünde modelleme yaparken daha düzgün bir sonuç almamızı sağlıyor. Şimdi şu fotoğrafımızda şu insanımızı şöyle fotoğraf dışına bir yere koyabiliriz. Ben genelde fotoğraf dışına koymayı tercih ediyorum veya şöyle koyun. Dışarı koyarsanız için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra boş alana bir kere tıkladığımız zaman Magic Photo ekranı artık geri gelmeyecek bir şekilde ayarlı bir şekilde duruyor. Mouse'umu oynattığım zaman bu Magic Photo ekranından çıkıyorum tabii ki. Tekrar şuradaki isme tıklarsanız bu fotoğrafınızın ismini alıyor her zaman. Böyle geliyorsunuz. Bu ekranda hareket etmek için Shift ve mouse'un orta tekerine basılı tuttuğunuz zaman bu şekilde hareket edebiliyorsunuz. Mesela ben buradan bir rectangle aracını çizersem bakın gördünüz mü? Burada matching foto ekranımda böyle yere objeler çizebiliyorum.
Şimdi ben burada ne yapacaktım? Tabelamı modelleyecektim. Tabelam nasıldı? Şöyle bir daha bakayım. Şöyle basit bir şey olduğunu görebiliyorum zaten. Hemen bunu modelleyelim. Şöyle yapalım. Matching foto ekranından çıkarak ben ilk başta basitçe hemen hızlıca bunu modelleyeyim. Ondan sonra matching foto ekranına geçerek orada tabelamızı fotoğrafın üstüne yerleştirelim. Şimdi şöyle basitçe bir çiziyorum. Şöyle bir yükselti verdim. Matching foto ekranına da bakarsam böyle duruyor. Bayağı büyük. Gerekli işlemleri de küçültürüz sorun değil. Scale tuşuna basarak bütün objeyi seçip şöyle biraz daha küçültebiliriz bunu. Şimdi biraz daha ölçülü yapmak istiyorsak şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan Circles objesini seçiyorum. Şuradan 12 santim veya 30 12 santim yapalım. Evet, 12 santim yaptım. Bunu kaç metre yüksekliğinde olabilir bu? Tahmini bir 3 metre falan yapalım ya, yani bir 300 santim. Bunu yaptıktan sonra rectangle veya rectangle aracımı alayım. Kaça kaç yapabiliriz bunu? Genişliğini mesela 50'ye 100 yapalım bunu. Evet, 50'ye 100 yaptım ve P'ne push pull alarak bunda şöyle bir 10 santim bir yükseklik vermek istiyorum. Seç şöyle, pardon, geri aldım. Taşıma komutumu aslında select komutumla 3 kere tıklayarak bütün yüzeyleri seçiyorum ve taşıma komutuma tıklıyorum. Şöyle tıklayarak bunu objemin üstüne koyacağım. Tabii ben bunu koyduğum zaman bunun üstüne kalıcı hale gelecekti. O yüzden ben bunu ilk başta make group demek istiyorum. Şöyle şunu bir şuraya koyalım kabaca. Ve move komutumla ben bunu biraz yukarı taşımak istiyorum. Şimdi objemin tam ortasını bulmak amacıyla böyle bir çizgi çizdim. Move komutuma tıklıyorum. Aslında şu grubun içine girelim. Bunun da tam ortasını bulmak istiyorum. Bunda bir ortasını şöyle kabaca bir bulalım. Mesela bunun da ortası burası. Gruptan çıkıyorum. M'ye bastım. Tam ortadan tıklıyorum. Şöyle K'ye basarak wireframe dediğim modda SketchUp'ta tam olarak karşılığı ne geliyor bilmiyorum ama tel görünüm diyebiliriz kısaca. Görünümde böyle koyuyorum ve işime yaramayan kısımları siliyorum. Tekrar K'ye bastım. Şunu bir hide diyorum. Şu üst kısmında silebilirim çizgiyi. Edit'ten, unhide'dan, L diyerek sakladığım kısmı geri getirdim. Burada da şu kısmı yapmış olduk gördüğünüz gibi. Biraz kalın yapmışız galiba. Bunu biraz daha ince etmemiz gerekiyor. Grubun içine girdim. Mesela bu kaç yapmıştık bunu tam hatırlamıyorum. Şu anda bir bakmak istiyorum. 10 santim yapmışız. Mesela bunu bir 7 santim falan bir küçültelim. Evet, gayet güzel. Şimdi bununla işimiz bittiği için bunu grubunu bozabilirim veya böyle de kalabilir. Çok da sorun değil. Şimdi tabelamızın asıl şu ana gövde kısmını yapacağız şimdi burada. Şu genişliği biraz baktığımız zaman aslında hemen hemen şeyinin aynı geldiğini görebiliyoruz. Şu alttaki tutma kısmına, yani şu parçanın hemen hemen aynı geldiğini görebiliyoruz. Hatta şöyle 1 santim falan gelecek şekilde biraz daha büyük yapabiliriz mesela şöyle. Tıkladım mesela buradan 1 santim geldim. Veya 1 değil de şöyle bir 2 santim biraz büyük olabilir. Evet, 2 santim geldim. Şöyle geliyorum, buraya da tıkladım. Şuraya tıklıyorum, buradan da 2 santim geldim. Şöyle de burayı kapatıyorum aslında. Evet. Şimdi şu alttaki objeyi seçiyorum. Bir hide diyerek onu gizledim. Şimdi bunu tıklıyorum. Bu kaç santimdi? 100 santim yapmışız. Yüzde bayağı büyükmüş. Neden bunu 100 santim yapma gereği duydum? Onu hiç anlamadım. Neyse, ben kabaca biraz daha büyüteyim. Mesela burada bir yanlışlık var ama anlamadım gitti niye böyle bir şey oldu. Evet. Şimdi şunun genişliğine bir daha bakmak istiyorum.
Tamam, 100 santim iyiydi. Buradan şöyle kaç santim gelebiliriz mesela, bakıyorum. 150 gelsek nasıl olur? Çok mu büyük olur? Yok. Bir 150 de böyle gelsek. Evet, gayet iyi aslında. Evet, şöyle geliyorum buraya. Sabitledim. Bir türlü tıklayamadım, bitti. Evet, şu orta çizgiyi silebilirim. Şöyle siliyorum. Aslında şöyle de silebilirim. Şöyle de sildim. Line komutumla burayı şöyle getiriyorum ve yaptım. Evet, şimdi burada artık tekrar editten on height diyerek, el diyerek sakladığım kısmı geri getirdim. Seçiyorum. Şimdi bu kısmı ne kadar yukarı kaldırabilirim? Bir 150 kaldırsam çok küçük durdu. 250 yapsam. Evet, 250 biraz daha iyi duruyor şu anda. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir çerçeve kısmının ne olduğunu görebiliyoruz. Onu hemen basitçe şöyle yapabiliriz. Bir 15 santim falan. Ve push pull ile bunu biraz şöyle bir 5 santim içeri saklayabiliriz. Dış kısmında da pek de bir şey yok gördüğünüz gibi. Buralar dümdüz duruyor. Evet, genel olarak billboard'u bu şekilde yapmış olduk. Veya ekstra birkaç şey eklemek istiyorsanız da ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Şimdi ben bunların hepsini seçip bir ne yapmam gerekiyor? Artık burada herhangi fazla bir düzenleme yapmayacağım için aslında make group diyelim. Şunu da seçip bir make group diyelim. Evet. Bunların hepsini grupladık. Şöyle M tuşuna tıklıyorum. Kabaca şöyle bir taşıma işlemi yaptım. Tekrar matching foto ekranıma dönüyorum. Şimdi tıkladığım şöyle bir yere koyuyorum bunu. Ve scale tuşuma basarak tam şu kenardan ve shift'e basarak şöyle getirdim ve bıraktım. Tekrar seçiyorum. Slash komutuma tıklıyorum. Burada artık fotoğrafa göre bir oturtma işlemi uygulayacağım. Mesela şuraya koyabilirim. Evet. Gördüğünüz gibi tabelamızı buraya koyduk. Bize göre biraz uzakta duruyor gibi. Normalde gayet güzel bir açıda duruyor fotoğraf üstünde. İstiyorsanız böyle seçip bunun koordinatlarını move komutuyla değiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Bu kısımda nasıl istiyorsanız koyun, rotation'la falan yönünü değiştirin, size kalmış bir şey. Şurada bir çizgi var, onu da silelim. Evet. Şimdi artık sıra geldi kaplama işlemlerine. Buradan Asset Editor açıyorum. Ben burada Vray'in kendi bize sunmuş olduğu materyallere biraz bakmak istiyorum. Ne var ne yok diye. Burada bizim kullanabileceğimiz mesela ne var? Şöyle bakalım bir kabaca. Bayağı bir güzel kaplamalar var aslında. Şu metal kısmından bir şeyler kullanabiliriz aslında. Şu alüminyum falan olan nasılmış? Yani bunu da kullanabiliriz aslında. Şöyle bir kabaca seçiyorum. Apply Selection dedim gördüğünüz gibi. Seçimleri atadı. Şöyle bir ön izleme renderında bakmak istiyorum. Bir yani bu şekildeymiş. Peki başka ne var kullanabileceğimiz, bir bakmak istiyorum. Şu neymiş? Yani bunlar içecek şeyler. Doğru. Tekrar şöyle bir metal kısmından bakalım. Ne var? Kullanabileceğimiz şu neymiş? Demir. Add Scan dediğim zaman bu da bayağı güzel duruyor aslında. Bir de buna bakalım. Şöyle bir seçeyim. Upper Selection dedim. Tekrar ön izleme render penceresini açıyorum. Evet. Bu da güzel aslında. Yani bana göre güzel. Evet. Şimdi bunu kullanabilirim. Bu materyali ben. Şimdi burada benim yapmak istediğim bir şey var. Buraya benim kendi kaplamamı atacağım. Bunu nasıl yapsak? Şuradan yeni bir materyal ekleyerek mi yapsak acaba?
Evet, yeni bir materyal diyorum. Tıkladım. Buradan bitmek kısmına tıklıyorum. Ve tekstürümü seçtim. Grubun içine giriyorum. Şu kısmını seçtim. Şunu şöyle apply selection diyelim. Buradan yeni V'ye göre birkaç tane UV map ayarları var ama pek daha alıştığımı söyleyemem buna. Veya şöyle yapalım tekrar. Apply selection diyorum. Şuradan tekstürden position dedim. Şöyle büyütüyorum. Biraz daha büyüteceğim şimdi. Pardon, yanlış oldu. Apply selection dedim. Buradan tekrar texture position dedim. Evet, burada shift'e basmamamız gerekiyormuş. Onu da öğrendim. Tekrar position dedim. Aslında bu kısmı Photoshop'ta bile yapabiliriz yani. Tekrar şöyle biraz şunu aşağı çeksem daha iyi olur diye düşünüyorum. Buradan büyütüyorum iyice. Evet. Şimdi buradan tekstürümü kendime göre ayarlıyorum. Veya nasıl yapsak bunu, şuradan boya ikonuna tıklayarak buradan da ayarlayabiliriz aslında edit kısmından. 150 yapalım. Bir 500 yapalım. 500 biraz bunu buradan texture position'dan. Biraz şöyle küçültüyorum. Evet, şu anda tam istediğim gibi oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde birkaç ufak oynamayla oturtma işlemini gayet sağlıklı bir şekilde yaptık. Ve buradan şimdi bir render butonuna basıyorum. Bakalım nasıl olacak, hep birlikte görelim. Evet, render'ımız alınıyor. Tabi çözünürlük düşük olduğu için pek de iyi bir sonuç vermeyecektir. Şimdi şuradan ayar kısmından biraz ayarlarla oynayalım. Şimdi bizim şuradan denoise'ı da aktif edelim ki noise elenme sorununu biraz daha çözelim. Render kısmına kaç yapabiliriz şöyle. Fotoğrafımızın çözünürlüğü kaçtı? Fotoğrafın çözünürlüğüne göre yaparsak biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Eğer istiyorsan yani yüksek çözünürlükte de girebilirsiniz. Render çıktısını çok da sorun değil. Yani sisteminize göre ayarlayabilirsin. 3264'müş. 3264'e. Evet, kaçmış? 1840. Kendisi burada bir şeyler ayarladı ama biz bunu tekrar 40 olarak ayarlayacağız ama bu sefer de burada bir oynama yapıyor. Çok da sorun değil aslında bu. O yüzden çok da önemsemiyorum. Zaten birebir fotoğrafın çözünürlüğünde olması beni pek bir ilgilendirmiyor. Tekrar render dedim şu anda. Render'ın almasını bekliyorum. Evet, çözünürlüğümüz yükseldiği için burada yaptığımız işlemler daha büyük bir şekilde gözüküyor. Tabii ışık ayarlarına falan biraz oynamamız gerekebilir. Şöyle yapalım. Işık ayarlarına geliyorum. Sun'la. Yani HDR falan da ekleyebiliriz aydınlatma için. Ben tabela olduğu için çok daha detaya girmek istemiyorum aydınlatma için. Birkaç tane V-Ray dersi var kanalımızda, biliyorsunuz. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Şimdi şuradan şiddeti bir 5 yapalım. Evet, biraz fazla olmuş olabilir. 3 veya 2 yapalım şöyle. Evet. Şimdi bu ayarlarda basitçe şimdi bir render alacağım. Tekrar kameranın açısına geçiyorum. Şu insanımızı da siliyorum.
Şuradan artık buradan render'a basarak render işlemini alıyorum ve render bittikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şu anda render'ımız bitti. Bu şekilde bir render çıktısı bize verdi. Burada birkaç render kanallarımız var. Gördüğünüz gibi alfa kanal, denoise. Burada birçok kanalı bulabiliyorsunuz. Bunları tekrar kendiniz ayarlayıp yapabilirsiniz. Mesela bana burada sadece şu RGB Color yerine şuradan denoise kanalını alabilirim. Evet, denoise'de noise'leri de sildiği için daha iyi bir sonuç bize veriyor. Şimdi buradan yapmam gereken artık şuradan kaydet butonuna basarak buna ne diyebilirim, çıktı adını verebilirim. Aşağı çekiyorum. Aşağı çektim. Dosyalarıma giriyorum. Bakın buraya çıktı olarak verdiğini görebiliyorum. Şimdi render'ımı şöyle birlikte açtırarak Photoshop'ta açıyorum artık. Photoshop'ta düzenleme kısmına geçelim. Evet, bu kısımda yapmamız gereken fotoğrafımızı, yani çekmiş olduğumuz fotoğrafı sürüklüyorum ve buraya attım. Şöyle biraz büyütüyorum böyle. Ve koydum ve ikinci bölüme çekiyorum. Şimdi burada fotoğrafım geldi. Burada da tabelam var. Tabelamın açısını sonradan da burada değiştirebilirim. Yani kendi isteğime göre. Şimdi burada biraz oynama yapabiliriz. Buna bir adet katman ekliyorum. Buradan fırçam alıyorum. Biraz fırçam büyütebilirim. Şuradan biraz daha soluk dediğim, yani şöyle keskin değil de aslında biraz daha pürüzlü bir fırça alıyorum. Ve bunu siyaha, X tuşuyla siyaha veya şuradan getirebilirim. Şuna tıklayarak getiriyorum. Biraz daha fırçamı küçültüyorum. Şöyle biraz daha yakınlaştım. Şu dip kısmına şöyle hafifçe biraz yediriyorum. Ve sanki burası bir bütünmüş gibi bir hale aldı. Şimdi tekrar tabelamı seçiyorum. Image Adjustment. Buradan Match Color bölümüne geliyorum. Buradan Source kanalına bizim fotoğrafımızı seçiyorum ve buradan da Stretch'i seçiyorum. Şimdi buradan ne yaptık? Bizim kaynak dosyamız ne oldu? Çıktı. Yani resmimiz aslında. None da yapabilirdik. Bu olmaz tabii. Buradan bizim resmimiz, yani render'ımızı seçiyoruz. Buradan da layer'den de bizim resmimizi, yani fotoğrafımızı seçiyoruz. Burada yaptığımız işlem bizim arka plandaki şu resmimizin tonlarına hemen hemen yakın bir ton ayarla dedik kabaca. Buradan tabii oynama yaparak da bu tonları biraz daha düzenleyebilir. Mesela şu şekilde kullanabiliriz. Evet, şu şekilde de olabilir. Evet, tıklıyorum. Evet arkadaşlar, genel olarak işlemlerimiz bu kadardı. Gördüğünüz gibi SketchUp'ta tasarladığımız bir billboard çalışmasını bu şekilde SketchUp'ta tasarladık ve son aşama Photoshop'ta bu şekilde yerleştirme işlemi yaptık. Basit bir işlemdi diyebilirim. Şu kısımlar biraz daha Photoshop'ta düzenleyerek daha güzel sonuçlar elde edebiliriz tabii ki. Kabaca bu şekilde bir billboard tasarlayarak SketchUp'ta fotoğraf üstüne yerleştirebilirsiniz. Bir sonraki çalışmalarda arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aklınıza takılan bir şey olsa videonun yorum kısmından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.